geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili izleyicilerimiz. Mutfakta Hayatta bugün aile içi iletişimi konuşacağız. Devir iletişim devri. Hatta teknolojiyi son hızla kullanıyoruz. Ama boşanmaların en büyük sebeplerinden bir tanesi de maalesef ki iletişimsizlik. Bugün bizimle birlikte çok hanımefendi bir misafirimiz olacak. Psikoterapist Şeyda Betül Kılınç hanımefendi evlilikte pozitif iletişimin sırlarını bize anlatacak. O zaman şöyle bir Şeyda Hanım bize neler pişirecek, neler anlatacak kısaca bir bakalım Şeyda Hanım bizimle birlikte. Birlikteyiz. Şeyda Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı nasıl olsun. Size? Güzel bir program. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Allah'a şükür. Ne güzel. Biz çok güzel iletişiyoruz. Ekibimizle, burada, bütün arkadaşlarımızla. Allah'a şükür gayet yolunda. Gayet güzel. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kitabınız da hayırlı uğurlu olsun. Bu teşekkür sanırım ediyorum. İlki. Evet, bu ilki. İkincisi de çıkmak üzere. Belki... O zaman da ayrı bir programda tekrar görüşmüş İnşallah. Oluruz. İnşallah. Ne demek başımızla beraber biz sizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Yine de ağırlamak isteriz. Bu arada uyumlu yorulmayan evlilikler için yol haritası demişsiniz. Evet. Bu evlilikler çok mu yorgun? Aslında evet öyle diyelim. Çünkü boşanma istatistiklerine baktığımız zaman yüksek oranda boşanma nedenlerinin hatta listesinde üst sırada evlilik yorgunluğu geliyor. Biz hani bunu yalnız şöyle duyuyoruz halk olarak. Geçimsizlik, işte şiddetli geçimsizlik oldu. İşte anlaşamadılar, uyum sağlayamadılar, ondan ayrıldılar gibi ama temelde psikolojik alanda ciddi yıpranmalar görüyoruz ve iletişimsizliğe bağlı olarak da evlilik yorgunluğu sendromuyla karşı karşıya kalıyoruz. Birçok evlilikte büyük oranda bu nedenle bitmek zorunda kalıyor. Peki bu evlilik yorgunluğu dediğimiz şey kaç senede bir başımıza gelir? Aslında bunun çok bir belirgin bir rutini yok ama şimdi gündelik yaşam içerisinde işte yeni evleniyoruz, her şey yeni, ilişkimiz de yeni. İşte birbirimizi yeni yeni tanıyoruz. Neleri seviyor, neleri sevmiyor, hangi yemekleri seviyor, hangi yemekleri sevmiyor falan hepsini öğreniyoruz ama bu arada bir de şöyle bir şey var değil mi? Hadi yemekten anlatalım. İşte annesinin sevdiği yemekler, yaptığı yemekler, ikram ettiği yemekler var eşinize. Sizin de ailenizden öğrendiğiniz bir yapışınız var. Siz de tabii ki kendi ölçülerinizle, kendi yaptığınızla ikram etmeye başlıyorsunuz bir evliliğinizle birlikte. Sonra mutfağa geçiyorsunuz, bir şeyler hazırlıyorsunuz. Eşiniz de şöyle söylüyor, diyor ki ya bu pek olmamış, bu benim yani alışkın olduğum bir tat da hiç güzel değil, içinde şu yok bu yok, anlayamıyorsunuz yani neden yadırgıyor olabilir. Sonra tabii daha da ileri gidip kıyaslamalar başlıyor. Ya işte benim annem hiç böyle değil ki. Yani mesela hayatta bir yemeğe soğan koymayan anneler var. Mesela evet. O uslu böyle, o şekilde seviyor. Neyse çocuklarını da bu şekilde alıştırmış oluyor. Şimdi bir yanda yemeğe soğan koyan bir eşi oluyor beyefendinin ve bu neden böyle diyor. Yani neden bu şekilde pişiriyorsun? Tabii ki hanımefendi kendi bildiği yöntemle, kendi öğrendiği yöntemle ve oldukça da iyi niyetle girişmiş bir şey de yapmaya gayret ediyor oluyor. Karşı tarafta bu sanki kasti bir şeymiş gibi, kötülük, kasıtlı bir kötülükmüş gibi eğer algılanırsa beyefendi tarafından kolayca ya Allah'ını seversen ben o tarz yemekler sevmiyorum. Bir ay gidelim de hafta sonları annemde bari yemek yiyelim'e dönüşebiliyor. Yoksa hemen buradan şunu söyleyelim. Bütün kayınvalidelere buradan selam edelim. Bizler de birer kayınvalide adayı olarak mutlaka iletişimin kayınvalidelerle de daha doğrusu kayınvalide, kayınpeder bizden bir önceki jenerasyonla da bağımızın çok büyük önemi var. Bir kere bunun altını çizelim. Kültürel geçişlerimiz de o şekilde oluyor. Dini öğretilerimiz de o şekilde oluyor. Her biri için köprüler. Evet. Bizim için çok değerliler. Çok değerliler. Buradan selam olsun. Bu arada kültürel geçiş deyince bence bu kültürel geçişin en büyük zorluğunu sanırım kadın taraf yani gelin tarafı yaşıyor. Dediniz ya evet
uzunca bir süre var. Evlilik yaşına kadar sonuçta farklı bir kültürle yetişmiş. Evet. O kültürden kopuyor. Hı-hı. Tamamen farklı bir kültürün içerisinde kendisini buluyor. Hı-hı. Dolayısıyla aslında kadın için daha zor sanki. O kültüre ayak uydurmak, o kişileri tekrar tanımak, yemek yapmak dahi zor. Neden? Tamamıyla farklı bir düşünceye sahip. Hizmet veren çünkü. Evet. Yani kadın hizmet veren olarak aslında hani bu da bir ezber. Bunun üzerine de belki bir iki saat konuşulur ama bunun da yıkılması lazım. Belki konumuz oraya da gelir. Ama mühim olan ne? Burada bahsettiğimiz, bahsi geçen konu uyum. Hı hı. İşte uyumu reddetmeye başladığımızda herkes kendi kabuğuna çekilmeye başlıyor. O ben şunu seviyorum ama sen sevmiyorsun. Ben de şunu seviyorum ama mutlak hep birlikte aynı şeyleri tabii ki sevmeyeceğiz. Ama en azından ortak noktada birleşebilmeyi, başkası için de onun yemeğinde tadına bakabilmeyi, hakaret etmeden en azından nazik uyarılarda bulunabilmeyi, bunları başardığımızda o zaman kim bilir ortaya ne kadar değişik bir yemek çıkacaktır. Aynen iletişimimiz gibi kim bilir ne kadar farklı bir iletişim çıkacaktır ortaya. Evet, biz direkt konu heyecanlıydı. Şeyda Hanım'ı da bulmuşken hemen konuya giriş yaptık ama sevgili izleyicimiz, Şeyda Hanım gerçekten dolu dolu bir insan. Kısaca biraz kendinizden de bize bahseder misiniz Şeyda Hanım? Estağfurullah. Önce şey oldu, fazla iltifat yüklemesi oldu. Çok teşekkür ederim nazik görüşleriniz için. Ben kimim? Ben işte psikoloji eğitimi aldım. Bunun yanı sıra neler yaptım? İşte 3 çocuk annesiyim. Bizim evde de böyle bu gurmeliğe çok meraklı bir oğlumuz var. Gastronomi, yeni çağdaki ismiyle gastronomi okumaya pek bir hevesli. Bunun yanı sıra bir kitabım var ve ikinci kitabım da şu an yeni yayınlanmak üzere. Hayatı 12'den Yakala ismiyle yeni bir kitabımız çıkmakta. Bununla birlikte haftada bir günde salı günleri Moral FM'de program yapmaya gayret ediyorum. İşte tanıyan dostlarımız vardır. Zaman zaman seminerler yapıyoruz. Belki sosyal medyadan, Instagram'dan yoğunca kullandığımız alanlardan tanıyanlarımız da vardır. Böyle birlikte bu sosyolojik dünyada, sosyal platformda güzel işler yapmaya gayret eden bir kişi olarak seviyorum kendimi. Maşallah. Rabbim gayretinizi boşa çıkarmasın. Karşılığını versin inşallah. Hepimiz şimdi biz bugün bu evlilikler biraz yıpranıyor dedik. Tatlandıralım. Bir tatlı yapalım dedik. Tatlımız için öncelikle şöyle bir şerbet kaynatmamız gerekiyor. Biz sohbet ederken şerbet de yerini bulsun, tadını bulsun diye. Hı-hı. Ne yapalım? Öncelikle şekerimizi koyalım. Şöyle 2 su bardağı. Nedir tatlımızın ismi? Bugün işin kolayına kaçtım. Birazcık et emek tatlısı yapacağım. Misafirimiz de dedim çok yormayayım. Çünkü sohbet çok güzel. Bunun üzerine hafif de bir tatlı gider. Hı-hı. Et emek yapacağız. Aslında çocuklarımızın falan da çok sevdiği bir tatlı bu. Eğer hani ekran karşısında ola ki böyle hani yeni yeni mutfağa alıştırılan bir genç kız ya da bir erkek varsa, çocuk varsa, hatta şey ben bakıyorum şimdi mutfak dersleri var bazı okullarda. Evet, evet. Teşvik de ediliyor. Ben buna da çok mutlu oluyorum. Çünkü hakikaten çok ezbere, hiçbir şey bilmeden evlilikler de sorun. Şimdi artık uzak şehirlerde okuyorsanız eğer bir mutfağı idare etmek de sorun. O nedenle bu iş böyle önceden hani hadi bir makarna yapalım, yiyelim de kalkalımdı. Ama şimdi bana öyle geliyor ki şey var, bekar evleri bekar evi gibi değil artık. Yani sofralar da öyle değil. Evet, coştu. Büyük bir coşku var. Şimdi gençlik de çok hayatta, hevesli. Evet evet, büyük bir coşku var. Ama şu da var. İnsanlar artık maddi olarak sanırım biraz doyuma ulaştılar. Hı-hı. Manevi olarak fazla mı ilgi bekliyorlar dersiniz? Manevi biraz olur. Bunun da bu boşluğu mudur ya da bunun bir yansıması mıdır bu olay? Bazen abartıya kaçıldığı durumlar da oluyor. Sosyal medyayı hepimiz çok sıkı takip ediyoruz. Kaçıldığı durumlar da oluyor ama sanırım biraz burada ilgi, hani ilgiye ihtiyaç duyar. Maddi olarak zaten bir şeye ihtiyaç kalmamıştır ama ilgi olarak her şeyin en güzelini, her şeyin en detaylısını, en şıkını ister. Sanırım biraz öyle geliyor bana. Şimdi buradaki bunu sağlayan şeyin sürekli tüketim olduğunu düşünüyorum. Sürekli tüketiyorsanız böyle
kişiliğinize, mizacınıza sirayet eden derin bir şımarıklık yaşıyorsunuz. Ama üretmeye başladığınızda, yani işin meşakkat tarafına geçtiğinizde, işte o zaman kendinize aynalar tutuyorsunuz, başarılı olup başarılı olamadığınız alanları çok net görüyorsunuz. Bir insanın her şeyiyle asla mükemmel olamayacağını bir kere daha fark ediyorsunuz. Çok haklısınız. Emek vermek, o nedenle ya bizim çocuk pek bir huysuz, şımarık, işte bizim evde bir genç bir çocuğumuz var, çocuğumuz böyle çok şöyle böyle falan. Diyorum ki hayat yaşarken sınırları çizilebilen bir şey. Yaşarken de öğrenilen bir şey. Hı hı. O nedenle bunu etiketleyen şey de bu. Yaklaşır mısınız sana? Sevgili izleyicilerimiz diyorlarmış ki şeyden daha net görelim. Öyle, tamam. Daha samimi görelim şöyle yakın evet. Yakın. Şeyden Hanımcığım, bu samimiyet evlilikte nasıl olsun, nasıl sağlansın? Evlilikte nasıl olsun? Mesela ben böyle ilk kez mutfak programındayım. Böyle çok heyecanlandım çünkü mutfağı severim normal koşullarda. Çok da hoşuma giden bir alan mutfak. Keyif veren de bir alan. Her hanım gibi şöyle bir şey de hissediyorum ama ya ben yaparım da bir arkadan toplayan olsa falan. Bulaşık derdi, anlaşıldı bulaşık derdi. Böyle şeyler de olabiliyor. Geçenlerde şey oldu. Benim kızım, ufak 8 yaşında bir kızım var. YouTube'dan işte koymuş önüne kamerayı, işte tableti diyelim koymuş. Oradan bakarak bir kurabiye yapmaya kalkışıyor. 8 yaşında. Dedim ki kızım ben sana yardım edeceğim ama önemli bir yazı yazıyorum. Bu bitsin hemen geleceğim. Sana bir saat ayıracağım. Peki anne dedi. Bir baktım kayboldu. Bir ara yok. O çoktan çok kafasına koyduğunu kesin yapan bir çocuk. O arada. Ekranı karşısına koymuş. İnanın aynen bu şekilde. Yani hani orada yazmış iki bardak yazmış. Hı hı. İki bardak. İşte yağ böyle kaşıksa kaşık. Ölçülerini bu şekilde hazırlamış. Bir önlük takmış geçmiş ve sırasıyla onu yapıyor. Oradan izliyor yapıyor ve çok bir gittim inanılmaz yapmış şekilde vermiş ve bir tek fırını ben çalıştırdım. Ve gerçekten de çok hani şeydi, lezzetliydi, hafif sert oldu. Kızım dedim galiba sert oldu malzemesinden mi acaba? Hayır anne çok pişirdin dedi. Eyvah dedim yani güya biliyorum. Sonuç bana patladı. Sonuç bana patladı. Oradan hareketle şey diyorum hani aile içi iletişim diyoruz ya. İletişim demek böyle sadece konuşmak değil, bazen onu kastediyoruz zannediyoruz. Yani hadi konuşalım süper bir iletişimimiz olsun ama iletişimin en önemli ayağı paylaşım. Hı hı. Eğer paylaşımın yolunu kapatırsak, şimdi mutfakta harika bir paylaşım alanı. Evet, mesela malzemeleri alabilir miyim diyebilirsiniz ki, değil mi? Bakın paylaşıyoruz. Tabii ki yeni evlilerde özellikle ben şey diyorum ya böyle yeni evli eski evli. Gerçi pek de fark etmiyor. Özellikle de hele yıllanmış evlilikte daha da fiziksel yorgunluklar da devreye giriyor. Yardım daha da önemli hale geliyor. Ama şeyi sevmiyorum yani içeriden ne yemek var bugün diye bağıran bir çocuk sesi. İşte bugün ne pişirdin diye arayıp menüyü beğenmeyen bir beyefendi sesi falan oldukça bana yıpratıcı ve üzücü geliyor. Hani bundansa katılmak, tabii ki her an sürekli bir yemeği birlikte yapmayı kastetmiyorum ama en azından bir hafta sonları menüde bir desteğiniz olamaz mı? Hani çok zor bir şey mi istiyoruz bilmiyorum ama beyefendilerden böyle bir destek istesek ama ne hanımefendi olarak bilmiyorum başınıza geldi mi? Adamcağız geçer mutfağa tam bir şey yapacak. İki tane önemli komut gelir. Bir, mutfağı dağıtma. Mutfağı dağıtma sakın. Kesinlikle. Sakın. O mutfak temiz kalsın zor temizledim. İkincisi, ne yapıyorsun sen? Yani böyle garip şeyler, ya öyle şeyler biz yemiyoruz. Yani tuhaf bir şey deniyorsun falan gibi. Deneminin önünü kesen, belki onun içindeki şevkin de önünü kesen bir tutum. Yani o tavırdan sonra dediğiniz gibi iletişim demek illa konuşmak demek değil. Evet. Oradaki o bakışı ya yani şöyle bir yandan bakıyor ya ne yapıyor bu der gibi bitti. Bütün evet. Heves artık orada çöp oldu gitti. O saatten sonra o yemeği yapsanız da bir anlamı kalmıyor. Yeseniz de bir anlamı kalmıyor. Evet. Bu çocuklarımız için de geçerli. Bu hanımların mutfağın fazladan sahiplenmesi olayı sonuna kadar hoşuma gitmeyen bir durum. Kendi adıma cevap vereceğim. Yani ya mutfağın sahibi bir kadın değil. Yani mutfakta canı tatlı istediğinde geçip 10 yaşındaki bir çocuk bir tatlı pişirebilmeli. Canı farklı bir şey yapmak istediğinde geçip bir çocuk deneme yapabilmeli. Evin beyi deneme yapabilmeli. Bu sinerji kurmaktır aile içerisinde. Şimdi tam burada sinerjiye devam etmeden malzemelerinizi sayalım. Evet. Size çok güzel bir soru soracağım çünkü. Şimdi 3 bir
çorba kaşığı şöyle nişastam var. Onu alayım öncelikle. Nişastadan sonra yine bir çorba kaşığı unum var. Vanilyayı en son ekleyeceğim. Yumurtayı da en son kapatmaya yakın ekleyeceğim. Yaklaşık 2,5 su bardağı sütümü ekledim ve bu şekilde güzel bir muhallebi yapacağız. Tabii bir su bardağı da şeker ekleyeceğim muhallebime. Önce bir karıştırayım. Mesela muhallebi yapıyoruz şimdi. Hı hı. Yeni evlenmişsin, yemek yapmayı bilmiyorsun, mutfağa girmişsin. Dediğiniz gibi tarifleri açtık, okuduk, artık yemek yapıyoruz. Örneğin bir poğaça. Pişti getirdin, adamın önüne güzelce bir sundun şöyle. Beğenmedi. Hı hı. İşte tahta gibi yapmışsın dedi. Hı hı. Nasıl hisseder o kadın? Evet. İletişim nerelere götürür bunu? Bir de kadınlar bir şey unutmaz. Hı hı. 10 yıl geçse yine getirir o cümleyi senin önüne koyar. Hı hı. Aynen o poğaçayı koyduğu gibi. Evet. O kelimeyi de getirir koyar. Nasıl gitsin buradan sonra iletişim? Evet, evet. Şimdi böyle bir durumda belki empatiyi karşı tarafı teşvik etmek. Hani sen şöyle şöyle bir şey yaptığında ben de gelip senin bu yaptığın emeği bu kadar kolayca hakir görsem ne hissederdin demek. Onu biraz ne hissettiğinizi anlamaya zorlamak. Çünkü buradaki en büyük eksik farkındalık. Fark etmiyor olması. Belki bu. İkincisi ne hissettiğini söylemek. Ya çoğu durumda şöyle oluyor. Aman yemezsen yeme o zaman zaten sana bir şey yapan da kabahat işte ben zaten suçluyum yapmasaydım şöyle olsaydı falan gibi. Aslında bu çok işlevsel bir karşılığı değil bunun. Ne yapalım hakaret etti bir de alkışlayalım mı? Hayır değil ama amacımız şu olmalı. Karşı tarafa ne hissettiğimi bildirmek zorundayım. Bunu ona anlatmak zorundayım. Ne hissediyorum? Biliyor musun böyle söylediğinde bütün yaptıklarımın boşu olduğunu düşündüm. Kalbim çok kırılıyor. Böyle yaptığında kendimi çok kötü, işe yaramaz, beceriksiz hissediyorum. Ve bu benim tekrar mutfağa girmemle ilgili beni gerileten bir şey. Kendimi çok kötü hissettim demek. Bunu olabildiği kadar yansıtmak. Emin olun hani ortalama düzeydeki, ortalama ruh sağlığındaki biri o an ya biraz da abarttım galiba diyecek. Bir geri adım atacak. Amacımız o. Amacımız ona onu dedirtmek, fark ettirmek. Bunu peki tam zamanında mı yapmalıyız? Örneğin o an kimse yoktur, baş başa. Evet. O işte oldu, orada bir ufak bir gerginlik hissedildi. Hı hı. Hemen anında konuşmak mı iyidir yoksa biraz daha bekleyeyim ya o bir sinirini atsın da daha sonra deyip onu biriktirmek mi? Hı hı. Bu kişisinden kişisine değişir ama orada büyük bir sinir yok. Sadece neden ufak. Böyle oldu dediği ama bir durum var. Bu ufaklar şey oluyor ya şeytancığım. Bakıyorsunuz ufak bir damla. Hı hı. Hani derler ya su şiddetinden değil damla damla olup taşıdılar. Evet. Yavaş yavaş. O damlalar büyüyor. Daha sonra bakıyorsunuz ki aile artık kopulmaz bir, geri bütünleşilemez bir hale gelmiş. Sanırım dediğiniz gibi o an hani... Halledilmeyen mevzular. Mevzular birikiyor. Evet. İşte bu da iletişimsizliği i̇şte, sanırım doğuruyor. İlk önce bu olumsuz, şimdi bu perdenin ön kısmında ne var? Sadece ne oldu ya ben bir ne biçim poğaça dedim. Hani iş buradaydı, nereye gitti? Evet. Olabilir. Ama şimdi ne yaptınız? Ortalama diyelim ki siz bir hafta içerisinde 4 kez eşinizin yaptığı davranışları eleştiri getirdiniz. Bu aynen erkekler için de geçerli bu arada. Hani burada sadece hem cins taraftarlığı yapmayacağım. Hakikaten de ya öyle mi vida sıkılır? Böyle mi oturulur? O şekilde mi gazete katlanır? Ayakkabılar oraya kadınlar mı konur? Kadınlar da bolca bunu yapıyorlar. Böyle baktığımızda hani işin eleştiri adı eleştiri olduktan sonra bunun cinsiyeti yok. Birbirimiz için yıkıcı eleştiri bu. Hiçbir işlevselliği yok. Bir de üzerine ne yapıyoruz? İletişimi bitiren nedenlerden biri. Konuşsam da ne işe yarar düşüncesi. Şimdi siz ama benim konuştuğumun hiçbir işe yaramadığını düşünseniz. En büyük özelliği değil midir konuşabilmek? Evet ama ben şöyle geliyorum bir şey anlatıyorum size ama hı hı. Kapı duvar yani. Hani duyulmuyorum, dinlenilmediğimi düşünüyorum. İki şey söylüyorum, yoğun bir şekilde eleştiriyorum. Tam bir fikrimi söylüyorum. Diyorum ki ya işte bu beyefendi olsun, işte hanımefendi olsun fark etmez. Ben diyorum ki ya biliyor musun benim düşüncem şu noktada şu. Bu siyasi bir düşünce olabilir, dini bir düşünce olabilir, yemekle ilgili bir düşünce çok fark etmez. En basit diyelim ki ben şu filmi izlemeyi çok seviyorum dedi evde herhangi biri. Diğeri de ona diyor ki ya böyle saçma filmler izlediğine inanamıyorum. Yani bu filmi ancak şöyle şöyle kişiler izler. Şimdi ne oldu? Yıkıcı bir eleştiri. Dolayısıyla kişi diyor ki beğenilerimi, zevklerimi, isteklerimi paylaşmaya değer biri değil bu. Kapat kendini. Acaba
Eşler o zaman birbirlerini tanımadan mı evleniyorlar demek gerekiyor burada? Tamamen tanımak mümkün değil. Yaşam içerisinde tanışıyoruz. Bir de değişim var. Şimdi hiç kimse olduğu gibi kalmıyor ki. Şimdi hani değişmeyen tek şey değişimin kendisi denir ya. Mümkün değil. Yani çok belki yemeklerde biraz daha standartız ama onda da zevkimiz genişliyor. Evet. Belki bir şeyler dokunmaya başlıyor. Ondan bile vazgeçtiğimiz oluyor. Şimdi şöyle bir hayat var mı? 10 yıl önce ne söyledim, 10 yıl sonra da o. O zaman sen hiç değişmedin. Hiçbir şey öğrenmedin. Çok anormal bir durum. Buna bağlı olarak da. Ya vallahi bizim beyefendi 20 yıllık evliyiz. İlk gün neyse bugün de o. Yani bazen garip karşılıyorum ya, 10-20 yılda bir şey öğrenmiş olamaz mı bir insan? Hiç mi bir şey katmamıştır kendisine? Hiç mi bir şey fikirleri üzerinde etki etmemiştir? Bu kadar mı kemik yaşanır yani? Düşünsenize evladınız olmuştur onca senin evet. içerisinde. Belki anne baba olmak en büyük duygulardan, çok farklı duygulardan bir tanesi. Onu yaşadınız. Olabilir, olumsuzluklar yaşamışsınızdır, maddi, manevi sıkıntılar, ölüm, her şey olabilir. Yani insan 20 yıl içerisinde neyi yaşamaz ki? Tabii ki. Çok uzunca bir süreç. Mutlaka kendini insan bir nokta kadar bile olsa değiştirmeli o süreç içerisinde. Evet, aynen öyle ama işte bu değişimi reddettiğimizde iletişimin yolu da kapanıyor. Yani siz iletişimi bitiren en önemli nedenlerden biri konuştuğunuzun işlevsiz olması. Evet, bu arada şey muhallebimiz bitti. Oldukça da güzel bir kıvam aldı. Şimdi vanilyayı ekliyorum hocamın altını söndürdüm. Söndürdükten sonra vanilyayı ekliyorum ki lezzeti bozulmasın. Şöyle bir paket vanilya. Bazen sevenler damla sakız ekleyebiliyorlar, limon ekleyebiliyorlar. Aa, o da güzel oluyor. Hı-hı. Çok güzel oluyor limon. Damla sakızını çok seviyorum çünkü muhallebi yerken böyle bir uzama hissiyatı güzel sönüyor ya birazcık. Evet, çocuklar da bayılıyor ona. Evet. Krem gibi akıyor anne falan. Evet, diyorlar. Sevenler için. Şöyle bir karıştırayım. Bırakayım çünkü şerbetim de kaynadı. Şerbetimi alacağım. Daha sonra etimeklerimi bir güzel ıslatacağım. Evet, bu tarif en bilinmesi gereken tariflerden biri. O yüzden bunu böyle herhalde eşlere burada mutfağın çok ilkleri. İş düşüyor. Bakın mutfakta başladık. Yani bir yemek deyip geçmeyin. Evet. Orada bile mutlu edecek kelimeler var aslında. Mutlu kadınların anılarının içerisinde şöyle bir şey duymuşsunuzdur. Ya benim eşim o kadar beni sever ki ben ne zaman sofra kursa bana yardım eder. Mesela düşünsenize iki tane tabak taşıyor olması ne kadar böyle şey mutlu etmiş şeyi hanımefendiyi. Yani evet. Ya bu kadar bile olsa işte hiçbir zaman şey yapmaz. Yani yemek hazır mı diye sorup sadece oturmaz, gelir bir de yardım eder. Neden? Bu şimdi anlatıyorsunuz da çok anormal bir durum gibi hissediliyor değil mi? O kadar beklemiyoruz ki. Değil mi? Hiç beklemiyoruz. O kadar beklemiyoruz ki. O kadar beklemiyoruz ki çok anormal. Şunları da kırıp koyalım o zaman. Tamam. Ziyan etmeyelim. İsrafa karşıyız. Hemen şöyle kıralım. Yarım yarım. Destek olsun şeyim almış öyle. Sığdığı kadar. Sığdığı kadar. Ben de öyle yapıyorum. Çünkü çoğu zaman boşluk kalıyor. Evet. Ziyan etmeyelim. Şöyle kenarlarına koyduk olabildiğince ve olabildiğince. Bu arada gerçekten biraz da şundan, sanki dinimizi yaşasak bu kadar sıkıntıya gerek kalmayacak. Neden mi? Evet, şu an erkekler çok meşgul. Ne? Çalışıyorlar. Ya ben işten geldim, bir de üzerine çocukla mı uğraşacağım, hanımla mı uğraşacağım diyorlar. Peygamber Efendimiz düşünsenize ne kadar zorluklar çekti. Ne kadar yorgunluklar çekti. Kapısı hiç kapanmaz. Gece, gündüz, her an hizmette. Buna rağmen hanımlarına yardım eder. İnsanlar birazcık örnek alabilse aslında. Yani biz bugün bir devlet reisinin yardımını düşünemiyoruz bile. Bırakın devlet reisini, herhangi bir kademede bir üst düzey yöneticinin veyahut da işte normal bir müdürün, bir memurun bile eşine yardımını pek de böyle şey yapıyoruz, ilginç geliyor. Yalnız bu toplumsal ezberlerin de büyük şey var burada, rolü var. İşte eşine yardım eden kişinin ilk sıfatı bilindiği haliyle kalabalık oluyor. Dalga geçiliyor işte çevreden. Oysa bu eşine yardım olarak algılanmamalı. Bu hayatı paylaşmak. Bu zaten yiyeceğiniz bir yemeğe katkınızın olması. Bu aslında insanın kendine yetebilmesi. Buna ben böyle bakıyorum. Çünkü diyorum ki bir bayan bir erkek evlilik yoluyla bir hayatı paylaşıyor olmasa bile, sadece ev arkadaşınızla bir evi paylaşıyor olsanız yine de yapmanız gerekenler var.
Evet. Yine de hayat sizden bekliyor, diyor ki bir dakika, faturaları birlikte ödeyeceğiz, mutfağı birlikte yöneteceğiz. O zaman bu çok da abes olmasa gerek. Evet sevgili izleyicilerimiz, hayatı nasıl yöneteceğiz? Birlikte evliliği nasıl mutlu bir şekilde sürdüreceğiz? Cevapları kısacık bir reklam arasının ardından burada olacak. Tekrar hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Kısacık bir reklam arasının ardından kaldığımız yerden tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik. Aile içi iletişime devam ediyoruz. Tatlımıza ne yaptık? Biz 2 su bardağı şekerimize yine 2 su bardağı su koyup öncelikle bir şerbet kaynattık. Daha sonra et emeklerimizi güzelce kabımızın içerisine dizdikten sonra bir de muhallebi pişirdik. Muhallebimize biz 2 çorba kaşığı nişasta, 1 çorba kaşığı un, 2,5 su bardağı süt ve 1 su bardağı toz şekerle birlikte 1 adet yumurta sarısı ve en son olarak da vanilyamızı ekleyip pişirdik. Şimdi kavuşturacağız, buluşturacağız, dolaba göndereceğiz. Biraz da arada bir böyle soğukluk da iyi gelir. Eşlerin çok böyle birbirlerine stresi kaldığı zamanlarda birbirlerinden uzaklaşmasını tavsiye ediyor musunuz? Aslında denetimli uzaklık diyebiliriz buna. Hani bir tarafın memnun olmadığı bir uzaklık değil. İki tarafında. Aslında bu doğal olarak da oluyor. Şöyle ki, herkesin kendine ait faaliyetleri varsa, kendine ait uğraşmayı sevdiği bazı aktiviteleri varsa, bunları yaptığında zaten çok doğal olarak bir zaman bölümü oluyor. Mesela çocuklar da zaten eşleri birbirinden belli ölçülerde, hani bu ayırıyor kötü manada değil de, bir mesafe oluşturuyor aralarında. Çünkü toplantılar, iş güç, işte çocuklarla ilgilenilmesi, onlarla ilgili şeyler, alışverişler, bütün bunlar zaten aksine biz eşleri birleştirmeye çalışıyoruz. Fatma Hanım, biz... Ayrılıktan kastım şuydu, yok öyle bir ayrılık değil. Hani ufacık bir atıştıysa gitsin bir arka odaya otursun, biraz kendini dinlesin ya da bir abdest alsın, bir namaz kılsın. Şöyle bir 5-10 dakikalık, birkaç saatlik tabii ki. Dolaba gönderiyoruz. O düşünme zamanları diyelim ona, o düşünme zamanları çok kıymetli. Keşke fikir edip, akledip böyle düşünmeyle ilgili cimri olmasak. Bu zaten bir problem üzerine oturup, ya burada nerede takıldık ki acaba diyen bir kişi ise kazanımdayız demektir. Evet. Bu her manada değerli, kıymetli. Şimdi bir de bu iletişimde sosyal medya var. Evet. Medya var. İşte iş hayatı. İş hayatı yoksa da sosyal hayatı geniş hanımlar da var. Maşallah birkaç dernekle iletişim halindeler. Evet, sürekli eğitimlerdeler. Ama hala eşlerinin sık aramalarından ya da hiç aramamalarından ya da çok sık mesaj atmalarından şikayetçi olanlar da var. Bu sosyal medyayı evlilikte nasıl idare etmek lazım? Evet. Şimdi her şeyde olduğu gibi sosyal medya kullanımında da. Şimdi ay kullanmayın, böyle bir şey olmaz, eskiden var mıydı falan gibi durumlara hiç girmeyeceğim. Çünkü bu bizim kendimizi güncel tutmamızın önüne geçmek demek olur. Ve de kocaman bir gerçeği görmemek demek olur. Şöyle bir şey var ki, artık her birimizin elinde bir şekilde, bir kanalla farklı mecralar var. Biriyle sosyal medyanın içerisinde kendimizi buluyoruz. Evet. Geliyoruz. Şimdi tenceremizin içerisinde neler buluyoruz bir bakalım. Sıvı yağımızı koyduk. Şöyle bir çorba kaşığı tereyağı koyuyoruz. Düğün pilavı yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Düğün pilavımız için tereyağımızı koyduk. Bir güzel soteledikten sonra içerisine koca koca doğranmış soğan koyacağız. Bakın şöyle iri iri doğranmış. Bir büyük soğan da olabilir, küçükse 2 tane olabilir. Öncelikle soğanlarımızı şöyle koyup soteleyeceğim. Farklı pilav denemek isteyenler, arada farklılık olsun diyenler için bu. Şeyden, siz bize ne yapacaksınız? Ben aslında çok daha güzel farklı bir şeyler yapmak isterdim ama yoğunluğuma verelim bu seferlik. Evde sıkça yaptığımız, çocuklarımın da ailemin de çok sevdiği sütlü çorbalar gruplarını biz çok seviyoruz. Bu grupta krema kullanmadan olabildiğince doğal kalarak havuçlu çorba yapacağım. Sütlü havuçlu çorba. Sütlü havuçlu çorba yapacağız. Evet, soğanlarımı bir güzel soteledikten sonra nohutumu koyacağım. Nohuttan sonra sevgili izleyicim tavuklarımı koyacağım. En sonunda 2 su bardağı ıslatılmış pirincim var. Onu da bir güzel döşeyeceğim. Ağzını kapatıp pişmeye bırakacağım. Şimdi sosyal medyayı konuştuk evlilikte. Evlilikte sanki bazen olumsuzluğa düşüren, hiç birbirimizi anlayamadığımız durumlar da oluyor. Hastalık durumlarımız oluyor. Normalde dediğiniz gibi flört döneminde öyle bir şey halimizi görmüyoruz. Hep bakımlıyız, hep iyiyiz, hep güzeliz. Bir araya geldiğimizde hep pozitifiz.
Ama evlilik sizin dediğiniz gibi bazı şeyleri farklılaştırabiliyor. İnsanlar birbirini yeni yeni tanıyabiliyor. Bu bir süreç. O aşamalarda nasıl davranılmalı? Ya sen eskiden böyle değildin, değiştin. En çok söylenilen sözlerden bir tanesi de bu. Acaba gerçekten karşıya kendimizi doğru mu ifade etmiyoruz? Ya da ilk başta konuştuğumuz renklerini verdiğimiz yalanlar mı ortaya çıkıyor? Ya aslında saydam olmaktan, olduğumuz gibi olmaktan, açık iletişimden tabii ki daha fazla kaçınıp olabildiğince olmak istediğimiz gibi karşı tarafı ikna eden halimizle bir vitrin oluşturuyoruz, bir kişilik vitrini oluşturuyoruz. Bu kötü mü? Hayır, tabii ki iyi bilinmek istiyoruz, iyi tanınmak istiyoruz. Bunun olumsuz tarafı ne? Evet, şimdi evlendik, kapıdan içeri girdik, artık bitti kısmı. Yani işi hani bizi üzen, neden böyle oldu ki dedirten kısmı tamamen bu. Başka bir şey değil. Ama daha iç, neden acaba hani ya sen değiştin şu bu. İçten olmak bir sorun mu? Hayır, değil. İçten olmak asla bir sorun değil. Ama biz ne zaman samimi içten olsak o zaman sanki bu bir tehditmiş gibi görmeye başlıyoruz. İçten olmayı kaba olmak, iş bilmezlik olarak değerlendirmeyelim. İçten olmak samimi ve candan olmak, yakın olmak, güzel ve tutarlı düşüncelerimizi birbirimize yansıtabilmek demek. En çok da bunu çok görüyoruz. Flört döneminde bu yok. Flört döneminde hiçbir zaman öyle yapmıyoruz. Gayet güzel, yakınız, daha pozitifiz, anlayışlıyız, pozitifiz. Galiba da tabii ki doğal olarak, bir insan olarak en çok bunun ihtiyacı içerisindeyiz. Evet, şimdi en son pirinçlerimi yıkadığım, ıslattığım pirinçlerimi üzerine döşüyorum şöyle. Hiç sotelemedim. Şöyle koyuyorum. Tuzunu da ekleyeceğim. En son haşlamış olduğumuz tavuğumuzun suyunu saklamıştık. Kenarda ayırdık, duruyor. Onu da ekledikten sonra kapağımızı kapatıp bereketi kaçmasın. Kalan diğer pirinçlerimizi de alalım. Peki evlilikte konuşma dilimiz ne olsun? Hani hep moda tabir, ben diliyle konuşun denir ya, aslında sadece eşle ilgili değil bu. Bu çocuğumuzla da ilgili, bu işvereninizle de ilgili. Kim için olursa olsun aslında tam da bu geçerli. Çünkü yine konu aynı yere gelecek. Ne zaman iletişim ağımız kopuyor, bu kiminle olursa olsun öyle, ama özellikle hayatı çok yakından paylaştığınız kişi eşiniz olduğu için, eşinizle olunca durum çok daha fazla size yansıyor. Daha da negatif yansıyor hatta. Ne? İşte genellemeler yapmaksa zaten hep böylesin demek cümlelerimizin arasında. Oldukça eleştirel ve yıkıcı olmak. Sürekli olarak hiç iyi bir şey görmemek. Sürekli olumsuza odaklanmak. Bir de hanımlar olarak kendimce düşüneceğim tabii ki. Ne? Olabildiğince yaptığımız şey sanırım ocak açık mıydı? Evet. Ocağımız açık bir şey. Yaptığımız şeylerden bir tanesi de geçmişi getirmek. Bol bol fi tarihinde olanları getirmek. Ya getirmeyelim mi, anlatmayalım mı? Getirme nedeni kadınların genellikle şey. Başlıyor musun sonra yemeye? Ya yemek ister misin? Yok, başlar? Sadece tereyağıyla yapalım. Sadece tereyağıyla. Evet. Kahve kaşığımız burada var. Var, tamam. Başka bir tane getirelim. Tamam. Geçmişe sürekli getiriyoruz. Maksat ne? Maksat anlaşılmak. Yani ya biri beni anlasın. Vakti zamanında ne kadar sıkıntı çekmiştim. Onu anlasın. Zaten görülüyordur. Bu kadar bir tencere için kullandığımız yağ yaklaşık belki bir buçuk çorba kaşığı kadar. Evet, altını kısabiliriz. Tencere fazla olsun deriz. Yağımızı hızlı gezdirirsek yanmaz. Bir hızlı gezdirin. Şey yapacağız tamam. Diye. Hemen havuçları atalım. Şöyle. Her şeyin ayarı önemli değil mi? Sinir de böyle. Evlilikte kızdığımızda pek yaklaşmamak lazım. Yoksa sapıyla gidin. Ya en azından aslında mevzu diyor. Böyle gidin deyince de bazen de şöyle anlaşılıyor. Ya böyle görmeyiverin. Ya biraz sus, ses çıkarma falan. Bazen de karşı taraf diyor ki ya nasıl yani, beni bir duysana, ne kadar sinirliyim. Ne kadar üzüldüm. O yüzden ben de diyorum ki onun yerine etkin dinleme. Evet, senin ne kadar üzüldüğünü fark ediyorum.
Böyle söylemek illaki ona hak vermek demek değil. Sadece anlamayı tercih etmek. Anlıyorum, evet. Hakikaten bu yaptığım seni çok yıpratmış. Ben yani hiç bu kadarını düşünmemiştim ama sendeki etkisini görünce fark ediyorum ki bu incitici bir şey. Hı hı. İş buraya geldi demek belki. Onun dışında da başka da bir şey değil ama biz genellikle hani görmeyelim, unut gitsin. Ama ne var bunda bu kadar kızacak? Abartma. Bazen ne şey oluyor, tartışıyorum cevap vermiyor. Ya bir verse, hani bir iki kelime etse ben de ona neler söyleyeceğim, hiçbir şey İşte söylemiyorum. Çoğu zaman birçok evlilikte diyalog yok, monolog var. Biraz altını açarsak ben soteleyebilirim. Havuçların birazcık hani... İyi sotelenmiş olmasının burada önemi var. Çünkü havucun sarı bir suyu var. Ona ihtiyacımız var çorbanın yüzüne çıkması için. Ve A vitamini de yağ ile birlikte çözünen bir vitamin. Dolayısıyla da burada yağ ile buluşturmak havucu tek yediğinizdeki etki gibi değil. Daha da yoğun bir etki, vitamin açısından değerli bir etki oluşturuyor. O yüzden havuçla ilgili şeyleri en azından yağ ile şöyle hafif sote, üzerine yoğurtlu salatalar falan çok daha besleyici olacaktır. Evet. Çok daha besleyici olacak sevgili izleyicilerimiz. Bu arada siz kaç yıllık evlisiniz? Ben kaç yıllık evliyim? Aslında şöyle 19 yaşında bir kızım var. Maşallah. Kocaman. Bir de oğlum var 16 yaşında. Bir de bizim mutfakçı işte 8 yaşında. Maşallah. Ufaklık var. Biz şimdi epeydir mutfaktayız. Birebir yaşıyor hayatında Şeyda Hanım. Tavsiyeleri boş bir tavsiye değil. Kendi hayatında yaşadığı, uyguladığı tavsiyeleri sizlerle paylaşıyor. Ben buna inanırım. Hani Nasrettin Hoca'ya demiş, Nasrettin Hoca demiş ya bana damdan düşeni getir. O nedenle bizim toplumumuzda bu vardır Şeyda Hanım. İlla bir profesör bile olsa ya yaşamış mı? O bunu nereden bilecek ki? Nasıl anlayacak ki? Sadece kitaptan okumuş gibi düşünebilirler. Evet. Ama tabii, siz birebir bunu hayatınızda yaşamışsınız. Çoğu zaman diyorlar zaten ya siz yemek yapıyor musunuz, mutfakta mısınız, giriyor musunuz, neler yapıyorsunuz falan. Hayır, mutfak hayatın can damarı ve bana kalırsa eve huzuru sirküle eden, dağıtan mekanizma mutfaktan geçiyor. Hani bir yerden üfleniyorsa mutluluk, hakikaten mutfaktan üfleniyor. Oo, ne güzel. Bir evde bir buhar üzerinde bir yemek varsa... O evde ortalama bir huzur vardır diye düşünüyorum. En azından çocukları için, ailesi için bir şey yapmaktan vazgeçmemiş bir kadın vardır. Ve eve döndüğünde burayı ev gibi görüp buradan beslenen çocuklar vardır. Ve bu da herhalde bir ailenin en büyük yapı taşı olsa gerek. Tuz ekleyelim mi şimdi birazcık? Sütlü olduğundan birazcık daha hani sona doğru eklersem kesilmeyle ilgili çok daha iyi yapmış olurum evet, diye düşündüm. Evet, sütlü olduğundan tuz eklemiyormuşuz. Bakın hemen tuzu koymuyoruz ki kesilmesin. Çünkü süt koyacağız. Sütü çok çabuk kesiyor tuz. Mümkünse hani en son su daha iyi geliyor. Şey, bir önce sütü ekleyeceğim. Unu çiğ kokusu olmasın diye şey yapıyoruz. Sonrasında sütü şimdi suyu ekleyebiliriz. Şimdi suyumuz da geliyor. Tamamlayabiliriz biraz daha. Çünkü şey ya. Azıcık daha su koyabiliriz. Birazcık daha su koyabiliriz. Biraz kaynasın ekleyeceğim tabii, tabii. Yine su. Hı-hı. Bu arada ne mi yapacağız? Şimdi sevgili tuzunu. İzleyeceğimiz tatlımızı biz buzdolabına götürdük bıraktık ya. Dedik ya arada bir birazcık soğukluk iyidir böyle. Sıcaksa karşı taraf stresliyse siz biraz soğuk yaklaşın. Krem şantimizi çırpacağız ve tatlımız soğuduktan sonra üzerine bir de krem şanti getireceğiz. Tadı tuzu tam yerinde olsun. Çorbamız artık kaynaya dursun. Bir taraftan evet. Da pilavımız pişiyor. Onun da altını kapatalım. Çorbamız da artık altını kapatalım. Şimdi krem şantimizi hazırlayalım. Çünkü tatlımızı yaptık. Dolapta dinleniyor. O biraz huzurunu buldu. Krem şantisini de hazırlayalım. Onu da buluşturalım. Çok bekletmeyelim. Dayanamaz. Şimdi eşler de bekletilmeye dayanamaz. Dayanabilirler mi? Belli durumlarda beklemeyi artık öğrenmek de gerekiyor. Yani sonra çocuklarımıza kızıyoruz. Neden beklemeyi bilmiyor böyle bu kadar yüksek beklenti içerisinde diye. Evet de ki birbirimizi bekleyeceğiz. Aslında aileler büyüdükçe, hani o küçük aile olmanın dışında çıkıp biraz daha büyüdükçe, birazcık daha tahammüllü olmayı, beklemeyi öğreniyorlar. Dahası en riskli alan galiba yeni evlilikler için geçerli. Sonrasında evlilik ilerlediği zaman
çok daha birbirimizi daha iyi anlar bir hale geliyoruz. Emeğimiz çoğalıyor çünkü. Evet, şunu bir karıştırıvereyim bu arada. Tabii arada bir gelip böyle ortalığı karıştıranlar da var. Evet. Evlilik bu. Evet. Böyle lezzetli bir karıştırma da olmuyor. Arada 2-3 laf geliyor. Onlara karşı nasıl davranalım? Dışarıdan müdahaleler ne yazık ki galiba evliliği en hızlı etkileyen faktörlerden biri. Bu ne olursa olsun, işte bugün az önce konuştuğumuz gibi evveldeki haliyle kolu komşu konuşması gibi olmuyor. Daha çabuk yayılıyor hakkınızdaki her şey, fikirler, düşünceler daha hızlı yayılıyor. Bu durumda da eleştirenleriniz daha fazla oluyor. Evliliğinize müdahale edenleriniz daha fazla oluyor. Çünkü artık hani her halimiz ortada olduğu için, sıkça da paylaştığımız için kimileri de söz hakkı sahibi görüyor kendini. Ve çok kolay da müdahale edebiliyor. Fikrini söyleyebiliyor. O zaman da incitici oluyor tabii ki. Ama böyleleri hep olacak. Her zaman da vardı. Hani evvelden belki farklıydı, bugün daha farklı. Hep olacak. Önemli olan bizim bu kadar sıkıntılara, üzüntülere, şuna buna kapılmadan mümkün olduğunca evliliğimizi çok iyi duvarlarla koruyabiliyor olmamız. Orada kalmaya niyetli olmak aslında. Evli kalmaya niyetli olmak. Yoksa evliliği bitirmek için bugün sayılabilecek birçok sebep var. Gönül galiba yarenini arıyor. Yoksa aslına bakarsanız çok akıl işi değil. Zor bir iş. Yani o yüzden akılla, mantıkla açıklamaya kalkışan kişiler için ben hani sonuç iyi olmayacağını düşünüyorum. Çünkü hayır, mantıklı açıklamayalım bence bunu. Mantıklı bir şeydi, olması gerekiyordu değil. Bugün herkes her şeye, hani yemek içinse yemeğe ulaşmak daha kolay değil mi? Evet. İşte kılık kıyafet içinse artık pahalısı yoksa ucuzu var. Öylesi değilse böylesi var. Her şey yapılabilir. Dolayısıyla da hayır, karı doyurmak için değil, hayır kıyafetlerim yıkansın, ütülensin diye değil. Burada kalmak, hayatı paylaşmak, yanımda olmandan memnun olmak düşüncesiyle evlenmek. Yanında olmaktan memnun olmak düşüncesiyle evlenmek. Şimdi hayatı paylaşmak için evlenmek, evet. Değil mi? Zaten paylaşıyorsun, zaten hayatı yaşıyorsun. Yaşadığın bu hayatı bir insanla birlikte daha çok değerli hale getirebilmek çok daha önemli. Şimdi krem şantiyi şöyle bir sürdüm. Ben işin kolayına kaçtım. Poşetle de güzel bir şekil yapılabilir bu yine. Onlara bu iki kalmış. Paket krem şantiye bir bardak süt müydü ölçümüz? Evet, iki paket krem şantiye ben bir bardak sürdüm. Neden? Zaten altında bir krema var, evet. Muhallebimiz var. Üzerine biraz daha dolgun dursun istedim. Şimdi şöyle top top cevizlerle de süsleyelim. Burada yine süsleme size kalmış. Nar olur, ceviz olur, fındık olur ya da sırf kakao kullanabilirsiniz. Muz olur, ben muz koyuyorum bazen. Aa, muz olur, evet. Muz neden olmasın? Meyve. Muz olur. Meyveler, çilekler, rengarenk. Evet. Keyfe keder süsleme. Hı-hı. Benim evimde kırılmış hazır cevizim vardı. Ben bugün ceviz kullanmaya karar verdim şöyle bolca. Hatta yerken böyle birazcık muhallebiye de ceviz koyarsanız çok hoş oluyor. Arası çıtır çıtır. Hı-hı. Ağzınıza gelecektir. Bu şekilde tamamladık. Şöyle bir milim de kakao mu sersek? Deneyelim. Elimle koyuyorum hiç. Hı hı. Fiske fiske. Damlattık. O da rengi olsun. Renk evet. De katmak lazım bazen. Hı hı. Aynen öyle. O zaman renk katmak diyorsak, madem konu evlilik, son olarak da diyelim ki evlilik rutinlerin içerisinde mutlu olmayı başarabilme sanatıdır. Çünkü hayatımız rutinlerle dolu. Evet, sürekli aynı şeyleri tekrar etmek sıkıcı olabilir ama bu büyük bir sanat. Bunu başarıyla birlikte yapabilmek de herhalde başarılı bir evliliğin sonucunda görebildiğimiz bir durum. Sürekli değişiklik arıyoruz. Evet, hayatımızda olsun da zaten hep hani tekrar etmek evet büyük bir başarı ama bu da böyle, madem böyle böyle de gitsin değil, arada sırada farklı çorbalar yap. Arada sırada farklı çorbayı yemekler da yap. Çok güzel olmuş. Muhteşem lezzetli kokuyor. Ellerinize sağlık. Afiyet çok olsun. Güzel kokuyor. Kıvamı da çok hoş olmuş. Hemen şöyle alıyorum. Hı-hı. Dolu dolu. İçerisinde taneli bir çorba, havuç. Çok sevdiğimiz her mevsim bulunan bir meyve.
Niye meyve dedim? Sebze. Bazen böyle aklınız gidebilir benim gibi ama o güzel bir sebze. Yakıştı mı tamam? Çok minik karabiberle süsleyebiliriz. Tamam, buyurun dokunuşu siz yapın. Ben çok seviyorum. Size ait. Karabiberle bunu. Bu arada düğün pilavımız da pişti. Efendim servise görücüye çıkmaya hazır. Ancak bütün aşçılar bilir ki, ben bir aşçı değilim haşa, aşçılar bilir ki bu en tehlikeli bölüm. Bunun arkasında rezil olmak da var, vezir olmak da var. Efendim bakalım ne olacağız? İşte burası zor. Sizden yardım isteyebilir miyim? Şuraya bastırırsanız şöyle çevirebiliriz. Şimdi bırakalım. Evet. Tamamıyla oturttuk. Açayım mı burayı? Bu tencereyi kaldırayım mı bilmiyorum. Evet efendim, siz daha çok dinlendirin. Yavaş yavaş açıyorum. Ortaya böyle muhteşem bir görüntü çıkıyor. Nasıl görünüyor? Çok güzel görünüyor. Evet, şöyle her tarafından görebilirsiniz. Böyle muhteşem bir görüntü çıkıyor. Tabii birazcık daha dinlenmesi lazım. Çünkü suyu var, şimdi ustalarımız diyecek ki Fatma Hanım biz sana öğretemedik mi? Vallahi ustam öğrendim ama programımızın süresi yetmiyor. Hakkınızı helal edin. Benim düğün pilavımdan bugünlük bu kadar. 2-3 dokunuş daha yapacağım ona. Hani bu çorbadan şöyle bahsettim, şeyden de bahsetmek istiyorum. Bebek mamaları konusu da önemli bir konu çünkü hani çocuklarımıza, bebeklerimize ilk gıdaya geçtikleri süreçte halen daha hazır şeyler sunmaya devam ediyor olabiliriz ama zaman zaman da böyle sütle hafifletilmiş ve sebzelerle de süslenmiş çorbalar verirsek çok daha iyi olur. Ben kendim çocuklarım için hiçbir zaman bebek çorbası yapmadım. Her zaman yaptığım bütün bebek çorbalarını biz ailece içtik. Her zaman böyle büyük bir tencerede içine et suyu koyuyorsam, çorba koyuyorsam yapıp hep beraber, süt koyuyorsam yapıp hep beraber yedik. Böyle ayrıştırmıyoruz. Aynı tada hep beraber bakıyoruz. Bu da iyi bir şey geldi. Bebek çorbalarını bana ailece yiyorlarmış. Güzel bir fikir. Ailece bebek çorbalarını yemek. Yapıyorlarmış. Şimdi hanımlar yine bebek çorbaları çok yapıyor mu? Şahit oluyor musun? Ya şu anda biraz hani malumdur. Hazır yiyeceklerin artmasıyla bilmiyorum ne kadar yapılıyor ama yine de bir iki yeltenen yapmaya çalışan mutlaka değerli annelerimiz vardır, yapıyorlardır. Ama şey yorucu, anneler de bilir. Sadece çocuğa bir şey pişirmek ayrıcalığı biraz zor bir iştir. Zor bir iş. Sadece yani ona yapmak. O yüzden ben de diyorum ki bakın bunun içinde et suyu var. İşte ne var içerisinde, süt var, işte neyse bugün yaptığımız çorbaysa diyelim ki havuç var. Aynı çorbayı kabak usulü, kabakla da yapabilirsiniz. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman şey hiç gerek yok ki ayrı bir çorbaya. Hepimiz içebiliriz bunu. Annelerin işini de kolaylaştırmış olalım böylece. Evet, ayrıştırmaya gerek yok. Şöyle bir tane çıkarabilir miyim diye bir umut baktım. Bu riske gireyim mi, girmeyeyim mi? Evlilik bir risk. Evlilik kararı almak çok zor. Bence yani üniversitede tercih yapacağım, şunu yapacağım. Onlar hepsi çok kolay kararlar. En zor karar bence evliliğe karar vermek. Sizce? Kolay bir şey değil yani. Ama biz hani sıfır riskle değil de risklerine rağmen diyelim. Evet. O zaman risklerine rağmen şuradan bir tane çıkarmaya çalışıyorum. Evet. Çıkardık. Gayet de güzel oldu. Evet. Ben çok severim bu tatlıyı bu arada. Bu riski siz, de atlattık mı dersiniz? Tatlı ne kadar severseniz bilmem de ben ciddi tatlıcılardanım. Hatta bu şerbeti, bunun şerbetine kabuk tarçın koyuyorum. Hani o yoğun bir tarçın kokusu olsun diye. Şöyle bir durum. Gerçekten ben çok tatlıcı değilim sevgili izleyicilerimiz. Evet. Aslında büyük bir şans. Ben çok özeniyorum öyle kişilere. Çünkü hayatım boyunca kilo kontrolünde en zorlandığım alan tatlı kontrolü. Evet, şöyle çatalıyla birlikte servisimizi hazırladık sevgili izleyicilerimiz. Bugün çok dolu doluydu. Gerçekten hayatımıza lezzet kattık, çorba kattık, düğünü bile yaptık pilavıyla evet, birlikte. Evet. Aile içi iletişimin her halinden bahsettik. Şeyda Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize son olarak ne söylemek hiç istersiniz? Hiç bu kadar lezzetli bir programa katılmamıştım diyeyim ilk olarak. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Aynı zamanda diyorum ki evlilik harika bir sofra kurmak gibi her çeşitten var. Yeter ki hep birlikte hepsinin tadına bakabilme cesaretimiz olsun. Çok güzel söyledin. Hepsinin tadına bakabilme cesaretimiz olsun.
Bu tatlar da hayatınıza renk kadar. Efendim biz bugün bize ayrılan sürenin maalesef hayatımızın şu kadarcık bir kısmının sonuna geldik. Hafta içi her gün Akit TV ekranlarında sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Lütfen bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram'da FC Mutfakta Hayat, yine ne diyorum, Facebook'ta da Fatma Çakır olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.